27 Temmuz 2021 Manisa Salihli Eldelek köyündeyiz. Yanınızda Mehmet Aydın Tekin. Burada 8 dekar bağlarında bu sene rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Aynen. Topraktan. Mehmet Bey, bu bağın geçmiş dönem durumu neydi? Şu anki durumu nedir? Bir kısaca özetler miyiz? Bu sene neler yaşadık bugüne kadar? Bir kısa özet geçelim. Abi geçen sene bakarak çok fazla yani güzel üzüm var. Geçen sene bu kadar değildi. Rekor gelişimi kullandım. Çok güzel bir iş, sonuç aldık. Herkese de öneriyorum mesela. Siz sadece tabandan kullandınız. Tabii tabandan kullandım abi. Bu bağ kaç yaşında? Onu da soralım. 95 yılında 95 dikildi. 95 dikimli. Aynen. Çeşit 95. Ne? Sultaniye abi. Sultaniye. Aynen. Şimdi bu sene sezon içerisinde kış döneminde ve sonrasında iki kere de dolu görmüş bir bağ. Aynen aynen. Doğru 160 hasarımız var. %60 hasarlı diyebileceğimiz bir bağ. Tabii şu anki çubuklarımız böyle. Şöyle gösterelim. Siz de gelin. Evet Bey. Aynen. Üzümleri, salkımları şöyle. Şu an aşağı yukarı hasatımız herhalde bir ayın 15'inde. 15'i gibi, Ağustos 15 Ağustos gibi düşünüyoruz. 15 gibi. Şöyle gidelim yavaşça. Tamam. Devam edeyim siz anlatmaya. Neler oldu, neler gördük, neler yaşadık? Vallahi abi çok güzel. Mesela şu ben hiç tane böyle tanem olmadı. İki sefer Şu an 10 numara diyebiliriz bunları. Aynen. Değil mi? İki sefer hormon kullandım, uzatıcı. İki sefer de tane kullandım. Tane. Normalde ben 5-6 sefer atıyordum. 5-6 sefer atıyorduk. Aynen. Bu sene daha azalttık. Bu sene daha farklı yani. Şu salkımlar olsun, şey olsun abi. Şimdi şu tarafı zaten bir yıkılmış herhalde direkler. Aynen yıkıldı. Direklerimiz tekrardan yıkıldı. Tekrar geri yeni direk diktik abi. Direkleri diktik. Şöyle buradan da göstere gidelim. Saatinde hep dayama yaptım yani, yıkılan yerler de var. Şöyle abi bak, şöyle salkımlar. Böyle gelelim de gösterelim buradan. Şimdi çubuklar yeni gelen yıl sürgünleri çubukları da. Aynen. Aynen gayet abi. Sağlıklı. Aynen sağlıklı. Toprak canlılığı gayet güzel. Hepsi abi, fazla su yani ihtiyacı görmüyor. Yakın gösterelim de tane irilikleri görülsün. Yani şu bu şekilde. Aynen abi. Şimdi standart. Salkım, tek salkım. Aynen. Şimdi salkım uzunluğu tane iriliği. Aynen abi. Artı bir uçkuruma sorunu yok. Allah şükür şu an yok. Bir uçkuruma ile ilgili sıkıntı olmamış. Olmadı. Şunlar falan abi çok güzel mesela. Ben geçen sene bile böyle hiç salkımım tanem şeyim olmadı. Evet. Kaç yıldır siz burayla ilgileniyorsunuz? Ben çocukluğumdan beri yani babamdan kalan beri. Yer. Aynen. Devam ediyorsunuz. Aynen. Peki çevre komşulardan nasıl görüşler? Abi ben hep fotoğrafları yolluyorum arkadaşlara falan. Hep de maşallah diyorlar. Yani güzel üzüm var diyorlar. Ben herkese de öneriyorum yani rekor gelişimi kullansın diye. Şimdi bugün hava herhalde bir 40 derece yakın. Var var abi var. Şu an baktığınız zaman hiçbir şey de yok. Yok abi. Mesela şuraya bak. Stresi maşallah. De yok. Maşallah hiç. Şöyle çekelim. Gösterelim yavaş yavaş. Bir şeyimiz yok. Gayet güzel. Gayet abi maşallah. Şimdi şuralar falan abi çok güzel mesela bak ben hep abi şuralar böyle ben geçen sene benim hiç böyle üzümüm olmadı. Şöyle. Bir de bu bağ %60 hasar var mesela. Şimdi dolu yedi değil mi burası? Aynen. Şimdi şöyle duralım iki dolu dakika. Dolu değil don vurdu. Ha don vurdu. İki sefer don vurdu. Don hasarlı. Aynen don hasarlı. Şimdi şu tepeyi de gösterelim. Yani şu sıcağı şeye rağmen hala bağımız çalışıyor. Şimdi rekor gelişimi kullandık. Aynen abi. İlk kullanma dönemimiz tarihimiz neydi? Bağı budadım, bağlamaya başladım. Tarih yani ay olarak söyleyelim yaklaşık. Şubat ayı mıydı? Şubat abi. Şubat'ın sonuna doğru attım 2021 onu 2021 Şubat'ta aynen attınız. Aynen abi Şubat'ta attım. Bağlarımız uyandı ve sonrasında bir don. Aynen. Sonra aynen. Devamında bir süre sonra tekrar bir don daha. Bir daha yaşadık. Ardından don yedik abi. Geçen sene bu kadar sürgünümüz yoktu. Yoktu abi yoktu. Üzüm yoktu. Buradan yoktu. Ne kesmiştik geçen yıl? 4250 yani 4 ton 250 kestim. 8 dekardan. Aynen. Kuru üzüm. Aynen kuru üzüm abi. Bu sene ortalama ne görüyorsun? Bu sene farklı görüyorum abi. Neden derseniz yani taneler iri, tanelerin içi dolu. Yani ben çok memnunum yani bu sene. Salkım sayısı da az değil. Aynen yani değil. Yani don vurmasına rağmen. %60'a rağmen mesela Özlem abla dedi bizim ziraatçımız. Yani %60 dedi bu zarar görseydi, görmeseydi dedi yıkılırdı bağ dedi. Yani yıkılırdı. Güçten dedi şeyden giderdi. Dedi yıkılırdı. Şöyle az daha gidelim. İleri doğru. Hep abi bu direklerimiz yeni. Kırılanlar da bak burada. Yeni direk diktik şöyle mesela. Şöyle gösterelim. Kırılan direk. Kırılan direkler bu sıra yattı mesela. Şeyden yükten. Şu şeyden. Salkımı şöyle gösterelim yukarıda. Abi ben herkese öneriyorum rekor gelişimi. Bir daha da üstten de kullanacağım ben bunu. Şimdi tabii ki gübreleme programlarımızda üçlü kombine şeklinde öneriyoruz. Aynen abi. Topraktan, damlama ve abi şunlar var, yapraktan. Şunlar. Her noktada aynı. Aynen abi. Yani bağın her noktasında aynen aynı. Abi. Hiç ben bu kadarı beklemiyordum yani. Şimdi bakalım böyle. Yani rekor gelişimi
bayağı bir süredir takip ediyordunuz. 2,5 seneden beri ben YouTube'dan takip ediyorum. Sizi de takip ediyorum abi. Seni geçen sene nasip oldu. O da Özlem abla ile geçmek oldu. Salihli'deki biyotarımdan. Aynen, biyotarımdan gittim gördüm. Hemen abi aldım attım. Hemen Özlem ablaya dedim nasıl atılacak bu? Fırfır da atabilirsin, şey de tabii, boğazına da atabilirsin. Evet. Boğazına çay bardağını attım abi. Tamam. Geçen sene 13 torba attım. Bu sene daha fazla atacağım abi. Ya uygun oranlarda, uygun dozda, uygun zamanda yapılan her uygulamada alacağınız sonuçlar budur. Tabii ki mutlaka rekor gübre ürünlerinin kullanıldığı yerlerde diğer besleme ürünlerinizi mutlaka kullanın. Korumalarınızı yapın. Bu sonuçlara kati surette ulaşıyorsunuz. Tabii ki Allah'tan gelebilecek çok büyük bir afete karşı gelemeyiz ama burada dona karşı iki kere don vurmasına karşı hala bu kalite, bu görüntü oluşuyor. Öncelikle Salihli, üzüm üreticileri, Alaşehir olur, diğer Saronlu Ovası, Göl Marmara. Tavsiye eder misiniz Türkiye'deki üzüm abi ederim. Ben zaten gördüm de takip ederek de zaten ben size dedim. Yani ürün aldım attım hiç yani şey yapmadan, fiyatını bile sormadan. Şimdi fiyatına gelelim. Rekor gelişimin fiyatı, verdiğiniz ücret karşılığı kaç katı size dönüyordur? Fazlası dönüyor abi. Ben yani şu an fazlası dönüyor yani bu sene. Ben bu 13 torba attıysam yani seneye daha son yani, kuruşuna kadar karşılığı veriyor size. Helal olsun yani. Helal olsun. Ben yani demek istediğim olay helal olsun. Benim böyle geçen sene bile salkımım tanem yoktu. Ben iki sefer hormon attım uzatıcı, iki sefer de tane attım. Evet. Geçen sene ben 6-7 sefer uzatıcı tane atıyordum abi. Şimdi kollara baktığınız zaman da çok arazi durum da yok. Aynen. Tertemiz. Sıkıntımız yok, hastalığımız gözleri yok. Gözleri de dolu. Aynen. Biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Bir şey, buradan ben memnunum. Herkese diyorum yani rekor gelişim toprak düzenleyici, gübre değil diyorum ben. Arkadaşlarıma dönüyorum. Yani onlar gübre diyor da ben gübre değildir diyorum. Toprak düzenleyici. Faydasınız görürsünüz. Kaç kişi dedim. Şimdi iklimsel anlamda iklimin kötü gittiği bu dönemlerde ki seneye daha da bu iklim zorlukları artacak. Tabii. Toprağımız ne kadar güçlü olursa bağlarımız da o kadar güçlü oluyor. Aynen, doğuşlarımız, kollarımızın kalitesi, gözlerin kalitesi, doğuşların daha zamanında olması hepsini sağlıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi geldiğiniz için. Abi bizimle şunlar mesela ben rekor gelişme yani şey yapıyorum yani anneme falan hep söyledim. Peki topraktaki su ve nemlilikle ilgili, nemin kalmasıyla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Abi fazla bir su açmıyorum zaten. Yani ben 4-5 saat su açtım bağlara. Yani hiçbir şey açmadım. De, su tasarrufu, bir sıkıntım yok abi. Aynen. Sağlıyor. Normalde 2 gün su akıtıyordum ben bağlara. Şimdi hiç böyle bir şeyim yok abi. Kendini koruyor. Aynen koruyor abi. Bak fazla da su açmıyorum. Dipler de zaten öyle şey değil. Yani bir şeyimiz yok Allah'a şükür yani maşallah. Evet. Ben yani böyle üzüm görmedim abi. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi tanıştığım için. Biz çok memnun olduk. Allah razı olsun. Alışıyoruz ama sizin sayenizde de üreticiler de görecek. İnşallah. 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 Onlar da değerlendirecekler. İnşallah abi. Bütün Türkiye'ye selamlar olsun abi.